Selamlar arkadaşlar. Porto'yumu yanlış göstermişim bir önceki videoda. Seçime girerken oluşan Porto'yumu tekrardan güncelliyor. Neden yanlış göstermiş? Çünkü eşim bir şey satıyor. Sattığını bana söylemiyor. Fonları satmış. Geçen hafta satmasını bekliyordum. Bir önceki hafta. Yanlışla satamamış. Sonra geçen hafta içi vermiş. Pazartesi günde nakite alacak. Tamam mı? O da satmış. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum oluştu. Son noktada 1.6 birim nakit oldu. Bir birim hisse oldu. Yani mesela geçen hafta ben satmıştım. Geçen hafta 3 iş günü içinde 10.000 TL para kazanmıştım. Dolara yatırım yapmıştım. Şurada dolar eklemiştim. Eşim satamadığı için, dolar alamadığı için o da 7-8.000 TL'lik bir gelirden mahrum kaldı. Demiştim size. Dolar artıyor ama artmıyor yani. Ekranda gözüken dolarlar artmıyor. Bakın şurada bizim aldığımız dolar buydu. Şöyle gösterelim. Bakın şurada bir günde %5 artmış. Görüyorsunuz mu? Yani cuma günü %5 artmış bu dolar. Ama devletin ekranındaki, bankaların ekranındaki hiç artmamış gözüküyor. Anlatabiliyor muyum? Biz bunu kazandık, realize ettik 2-3 iş gününde. Eşim kazanamadı, ayrı konuda. Zaten bunun böyle olacağını ben biliyordum yani. Bir noktada arkadaşlar bir taraftan kazanıp bir taraftan kaybetmek var. Yani bunlarda biz 1.3 1.3 gibi düşünün bunu. Yani bu 1'e düştü, bu 1.6'ya çıktı. Yani 240 binden 170 bine düştü galiba, bakın. 240 binden 170 bine düştü acı bir şekilde. Ancak diğer taraftan da şeyden kazandık yani. Portföyde yani niye, nereden? Yabancı fonlardan kazandık. En son geçen haftaki dolar işlemlerinden de kazandık. Bu kaybı telafi etmeye başardık. Ek olarak burada nakit tuttuğumuz dolarlardan kazanıyoruz arkadaşlar. Onları konuşmuyoruz. Yabancı hisselerde zaten bir miktar zarar var. Onu da konuşmuyoruz uzun vadeli. Şimdi yerli hisselerdeki durum ne olacak? Yerli hisselerde önümüzdeki seçimden sonra göreceğiz bakalım nereye gidecek. Şimdi seçim yorumu diyeceğim. Seçimde ne olur arkadaşlar? Seçimde ne olur? Seçimde şu olur arkadaşlar. Olası senaryoları konuşuyorum. Zaten kimse parti olarak seçilemeyecek. Yani meclis olarak herkese ayrı ayrı şeyler olacak. Hiçbir ittifakta %50'yi aşamayacak. Tamam mı? Bu kesin bir kere. Herkesin böyle %50 oya sahip olmadığı şekilde şey olacak. Yani milletvekili sayısı %50'yi geçemeyecek şekilde bölüşecekler. Yani Cumhur İttifakı da geçemeyecek. Öbürü de geçemeyecek. Ortada bir de HDP olacak. Yani %50 geçmek isteyen HDP'ye başvuracak. HDP'nin milletvekilleri desteklerse o %50'yi geçiyor olacak. Artık tam bir demokrasi olacak. Yani HDP de artık işin içine girecek arkadaşlar. Sonra Cumhurbaşkanlığı seçiminde sonuçlar ne olacak? Zaten 5-6 saat sonra saat 12'ye kadar açıklanır. Cumhurbaşkanı seçimlerinde arkadaşlar ne olur onu da söyleyeyim. Senaryolara bakalım arkadaşlar. 1- Erdoğan kazanır. 2. Kemal Kılıçdaroğlu kazanır. 3. İkisi de kazanamaz. Yani %50'yi geçemez. Bugünkü seçim için konuşuyorum. Yani 3 tane durum. Aslında bir tane 4. bir gizli durum var. O 4. gizli durum, Kılıçdaroğlu kazanır, Erdoğan iptal ettirir seçimi. Yani bu 4. gizli durum olmasına karşı ihtimal, yani ben o 4. gizli durum üzerinde konuştuğum için, onu düşündüğüm için, ben o ihtimali göze aldığım için seçime dolarla girin dedim size. Yani 4. gizli durum neymiş? Kılıçdaroğlu'nun kazandığı, bir puan farkla kazandığı, ancak işte şaibe oldu, şu oldu, bu oldu diyerek bir kavgaya girişilecek. O kavgadan bir negatiflik oluşacak işte. Orada borsa düşebilir, dolar artabilir. Neymiş durumlar? 1. Erdoğan kazanabilir. 2. Kılıçdaroğlu kazanabilir. 3. İkisi de kazanamaz. İkinci tura gider. 4. Kılıçdaroğlu kazanır. Şeye gider. Ne o? Yine bir daha seçime giderler. Bu en karmaşık durum. Efendim Erdoğan kazanıp ikinci tura gider mi? Yok arkadaşlar. Erdoğan kazanırsa bir daha seçime falan gidilmez. Ancak Kılıçdaroğlu %51 gibi bir rakamla kazanırsa arkadaşlar, 5-6 saat sonra belli olur bu. Bir daha seçime giderler. Ortalık bir daha karışır. Yani siz çaldınız, siz şöyle yaptınız, böyle oldu, şöyle oldu.
Zaten ben onu bekliyorum arkadaşlar. Yani Kılıçdaroğlu %60 almadıkça bu seçim kesin Kılıçdaroğlu kazandı diye kimse şey çıkıp söylemez. Çünkü Erdoğan devlet yetkisini elinde aldığı için Erdoğan'ı yenmek için ciddi bir farkla seçilmen gerekiyor. Yani öyle %50 civarında bir oy alırsan kardeşim kesinlikle sana vermez. Çünkü devlet gücü Erdoğan'ın elinde. Dolayısıyla burada bir arbede oluşur, bir yeni bir seçim oluşur, bir bahane oluşur. Bir daha seçime gitme olayı olur arkadaşlar, tamam mı? Bu böyle olacağı için yani ben bunun üzerinde duruyorum yani. Bakın Erdoğan kazanırsa küçük bir farkla kapanır o. Ama küçük bir farkla Kılıçdaroğlu kazanırsa o olay büyür, tamam mı? Ben bu olay üzerinde durduğum için seçime dolarla gidiliyor. Yani en büyük ihtimal arkadaşlar ikinci tura kalmak, ikisi de kazanamıyor adayları. Daha küçük bir ihtimal Kılıçdaroğlu'nun kazanması ve arbede çıkması arkadaşlar. Yani bunun hesaplama olarak baktığımızda %90 ihtimalle arkadaşlar bu seçimin sonucunda kavga çıkacak. Yani kavga çıkacak, arbede olacak. Onlar diyecek sen oy çaldın, onlar diyecek sen oy çaldın, bir daha seçime gidelim falan filan. Böyle şeyler kimse kimseyi kabul etmeyecek arkadaşlar. Anlatabiliyor muyum? Yani sen %51 aldın ya, sen %51 almadın, sen aslında %49 aldın diyecekler. Sen oy çaldın diyecekler. Bundan sonra işte yok YSK devreye girecek. O olacak, bu olacak. Olaylar buraya gidecek arkadaşlar. Ya da ikisi de 48'lerde, 49'larda kalacak. Yani ikisi de 50'nin altında kalacak. Bir daha ikinci tur olacak. Onun için yani bizim burada bakmamız gereken %95 ihtimalle seçim iki kez yapılacak. Yani normal olarak ikinci tura kalabilir. Bir de aslında kalmaz ama mahkemece iptal edip yine ikinci tura gidilir. Bu sefer stres daha çok olur. Yani sallantı daha çok olur. Borsa daha da aşağı gidebilir. Yani o en sonki senaryo, en kötü senaryo arkadaşlar. Ben o en kötü senaryoyu baz alaraktan size dedim ki dolarda kalın dedim. Onun için arkadaşlar bu en kötü senaryo benim için gerçeğe en yakın olan. Herkese iyi günler.